Oğlum biz ne yapacağız ya? Ayva yedik resmen. Ne bileyim lan ben. Sohbet et işte öyle havadan sudan falan konuş. Geçmiş olsun teyze. Neyin var? İyi misin? Niye bağırıyorsun oğlum? Karşında sağır mı var senin? Sadece karnım ağrıyor o kadar. Hocanız ne dedi size? Ha? Ben ne istersem onu yapacaksınız. Geçirin bakalım karnımın ağrısını. Teyze, biz o işlere bakmıyoruz. Ne? Teyze mi? Bana Zarife Sultan diyeceksiniz. Allah. Biz o işlere bakmıyoruz Zarife Sultan. Belli. Sizin işiniz gücünüz serserilik. Ama ben severim serserileri. Hadi gene iyisiniz, iyisiniz. Gel bakayım sen bana böyle. Gel, gel, gel. Nedir o yakandaki senin ne? Ha, o ne? Gömlek. Ver onu bana, hadi. Ha, şöyle. Ha. Bir de boynumu ol bakalım şimdi. Hadi. Oh, her tarafım da tutulmuş. Aa, sen ne sırıtıyorsun orada böyle pişmiş kelle gibi? Ha? Çabuk gel şu listeyi al bakayım. Çabuk. O listedekilerin hepsini alıp getireceksin bana. Yuh. Sultan sen ne yapacaksın bu kadar şeyi? Sana ne? Ha? Sana ne? Oradakileri hepsini al getir. Gerisine karışma. Hadi. Şşş. Masör. Bende para yok biliyorsun. Ben nasıl alacağım bu kadar şeyi? Bana sırıtırken iyiydi orada. Ne bileyim borç aç al işte bir şeyler. Özgür. Uyuduğu falan yok. Ay, aslında uykum da geliyor gibi yavaş yavaş. Özgürcüğüm, elimi tutman da işe yaramadı. Acaba diyorum yanıma mı uzansa? Çüş artık. Abartma be. Okulu bırakırım, sevgilimi sana bırakmam, tamam mı? Yeter be. Ayrılın artık. İyi. Madem el ele tutuşmamıza izin vermiyorsun, uyumamam için başka bir çare bulun. Of Özgür. Ne yapsak ki? Acaba biraz dolaştırsak mı diyorum? Ay! Hayır. Ay, benim hiç halim yok. Heh, buldum. Ben kuşlara doyamadım kuş gözleminde. Kuş taklidi yapın. Ne? Yok artık. Resmen dalga geçiyor bizimle bu. Kusura bakma canım. Yapamayız. Ay, ben de uyurum o zaman. Ya uyumasana be. Uyuma. O zaman kuş olun. Hadi diyorum. Kuş olun. Halbuki biraz abartmıyor musun? Özgürcüğüm ne yapayım? Yani başka türlü de benim uykum geliyor. Hem biliyorsun hasta memnuniyeti çok önemli. Başka şansımız yok sanırım. Of. İyi hadi gel şöyle yanıma. Cik 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 cik. Neden konuşmuyorsun Zafer? Evet seni dinliyorum. Senin yüzünden canım çok yandı Pelin. Ama Zafer ben... Dinle Pelin. Bak. Dün seni aradım çünkü bazı gerçekleri bilmen gerekiyor. Ben aslında Deniz'le hiçbir zaman sevgili olmadım. Yani aramızda bir şey yok. Olamazdı. Deniz'i sevmiyor muydun yani? Peki... Hepsi bir oyundu Pelin. Sen benim canımı çok yaktın. Ben de senin canını yakmak istedim. Pelin? Şşş! Ne ayak? Ne oluyor hayatım? Canını mı sıkıyor bu sırık senin? Sorun yok. Sadece konuşuyoruz. Neyse. Bana müsaade. Ben söyleyeceğimi söyledim. Aslında benim de Melih'le aramda bir şey yok. Yani biz sevgili değiliz. Demek oyundu ha.
Evet. Ben de senin canını yakmak istedim. Daha ne kadar canımı yakmayı planlıyordun ki? Zafer, lütfen. Neyse. Kendini yorma Pelin. Yani Melih'le aranda bir şey olmaması hiçbir şeyi değiştirmez. Bunu sen de biliyorsun. Hoşça kal. Hastaneye uğramam gerek Hacer teyze. Benim baktığım hasta var ya, o rahatsızlandı. Ya geçmiş olsun. Nasıl şimdi? Aman çok iyi, çok şükür de. Sana gecikeceğim diye resmen koştum. Ah canım, niye kendini böyle harap ediyorsun? Banu'ya verseydin, o getirseydi. Banu. Ah be Hacer teyze, benim kardeşim. Sordun mu, tanışıyorlar mıymış Banu'yla sizin çocuklar? Sordum. Bir Banu varmış Mehveş'in sınıfında. Mehveş öyle söylemiş. Ama kızın okulla ilgisi yokmuş. Özgür bugün tanışacakmış. Ya Banu bugün evdeydi galiba. Suna, Banu gerçekten Ankara Tıp'ta okuyor mu, emin misin? Tabii canım, ben de gittim okuluna. Ama Hacer teyze mutlaka tanışsınlar. Benim kardeşim olduğunu da söylesin. Tamam, sen merak etme. Ben tembih ettim Özgür'e. Hadi sen geç otur, ben sana şöyle demli bir çay koyayım. Herkes öğrensin bakalım Banu'nun kim olduğunu. Ya benim kalbim duracak gibi. Sen nasıl dayanıyorsun? Benim için çocuk oyuncağı bunlar. Bak perşembe, cuma, cumartesi, 3 gün. Ay ayrı mı kalacağız? Sayılı gün Banu Hanım. Çabuk geçer. Bekleyeceğim seni. Ama hani anlaşmıştık? Banu diyecektin bana. Tamam Banu. Ne zaman gidiyoruz sinemaya? Bugün gidelim mi? Olmaz. Ben izin alayım, ona göre sana haber veririm. Hadi özle beni, hoşça kal. Ensendeyim Fuat Yıldırım. Birkaç poz çekeceğim sadece. Dün bahsettiğim bir film vardı ya sana. Başka bir şeyler de geldi mi aklına onunla ilgili? Gelmedi. Ama gelecek eminim. Peki Görkem'le ilgili bir şeyler hatırladın mı Gözde? Hep yarım yamalak şeyler hatırlıyorum. Okul. Tuhaf tuhaf yüzler. Ben her şeyi hatırlayacağına inanıyorum Gözde. Ve hepsi senin söylediğin gibi Mert'in aşkı sayesinde olacak. Deniz, sen hiç aşık oldun mu? Bir zamanlar olmuştu. Sonra ne oldu peki? Sonra kaderin asla bizi bir araya getiremeyeceğini anladım. Aramızda hep bir engel vardı. Ve o engeli aşmamıza imkan yoktu. İmkansız aşktı yani. Evet, imkansız. Ne onunla olabiliyorsun, ne de onsuz. Kim bilir, belki de yeterince şans vermemişsindir ha? Ben bir lavaboya gidiyorum. Kalsın. İstemez. Şimdi uyanır falan. Ozan, nereye gidiyorsun sen bakayım? Nereye gideceğim Zarife Sultan? Buradayım. Bir yere gidiyorum. O gitmiyor Sultan, ben geldim. Siparişlerini getirdim. Ha iyi, getir bakayım, getir. Bu ne? Bu ne? Oğlum bak, burada ne yazıyor? Yavru ağzı. Bu ne? Pembe. Ya pembe. Seni beceriksiz sünepe seni. Lan var ya şimdi... Gülme lan sen de. Ben bunların hiçbirini beğenmiyorum. Hadi yallah. Zarife Sultan, sorması ayıp, bu kadar makyaj malzemesini ne yapacaksın? Aa, güzelleşeceğim. Nişanlı Muhittin gelecek. Kim gelecek kim?
Aman yeter artık. Çok soru sual soruyorsun. Sıkıldım ben. Hadi. Hadi çabuk şu balonları şişirin. Bu odayı bir güzel güzelleştirin. Her bir şey bana layık olsun. Tamam mı? Hadi. Abicim benden bu kadar. Ben biraz. Melih abicim nereye ya? Oğlum gözünü seveyim. Kurbanın olayım biraz halden anla ya. Sabaha kadar oyun oynadım. Gözümden uyku kalkıyor. 1-2 saat idare ediver beni işte. Bana ne? Bana mı oynadın ha? Ulan 2 saat idare edeceksin. Ölür müsün? İyi git git. Gözüme gözükme. Ha. Zarife Sultan, ben gidiyorum. Şu senin eksik olan malzemeleri alacağım. Birkaç dakikaya dönerim, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi çabuk git. Unutma bak, senin görevin beni mutlu etmek. Hadi, güle güle. Hı. Ozan, hadi bakalım sen de şu balonları üfle. Bir güzel güzelleştir bu odayı. Hı, güzel. Yapabiliyorsun değil mi? Hı. Hadi bakalım. Sedef, kostümler. Tamam Gülüm, hepsi hazır. Gülüm, poşete koy da ben onları depoya götüreyim ha. Fuat. Gülüm, sakin ol. Mesaj geldi sadece. Kimden? Orhan'dan. Takıların parasını havale yapmış. Gülüm, biraz sakin ol. Tamam mı? Sakin ol. Fuat, çıkmadan önce bir kere daha tekrar etsene şu planı. Ya gülüm işte telefoncu gibi girecekler eve. İğnesizle ben de arabada olacağız. Tamam mı? Plakalar. İşte bunları arabaya takacağız. Hemen hepsini elden çıkarıp paraya çeviririz değil mi? Tabii ki Sedef'im. Hepsinin yeri belli. Sen merak etme. Koca hastanede bir tane boş oda olmaz mı ya? Oh be! Sana bilgisayarıma dokunmayacaksın demedim mi? Ya Suna ne yapıyorsun? İzliyordum ya. Bırak. Evde yokuldum ya. Hemen kuruldum başına. Ya of Suna zaten sonuna gelmişti. Ben sana şimdi daha heyecanlı bir film anlatacağım. İstemiyorum dinlemek. İstersin istersin. Bak film Hacer teyzelerin evinde başlıyor. Mutfakta. Suna adındaki kız kardeşinin adını ağzından kaçırıverince... Ne? Ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım canım. Filmdeki kız yaptı. Şahsi salaktır kendisi. İnanmıyor musun? Onlara benim adımı mı verdin? Filmdeki kız canım. Hem adını vermekle kalmadı. Özgür'ü de üstüne saldı. Yarın okulda bulacak seni. Arkadaş olursunuz artık. Bohçacıların kızı olarak nam yapacaksın. Hadi ünlü oluyorsun sen hem de. Seni var ya geberteceğim. Ne yapıyorsun be? Karışma demedim mi be? Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Kız. Bırak, öldüreceğim şunu, yolacağım saçını başını. Niye, ne var? Üzülmemek için üzeceksin. Nasıl, öğrenmiş miyim? Öf, Meyveş yapamıyor. Ama Özgür çok iyi. Meyveşciğim, sen sus. Özgür, sadece sen ötsene. Ya ben çok yoruldum, bıraksak artık. Ay canım ya, yoruldun mu? Gel o zaman yanıma uzan, dinlen biraz. Allah'ım ya! Ya kesin katil olacağım, kesin! Senin uykun açıldı galiba ha? Yok, pek değil. Her an uyuyabilirim. Öyle yatarsan uyursun tabii. Kalk çabuk, kalk dedim. Ya kalkmayacağım işte, kalkmayacağım. Hayır efendim, kalkacaksın. Lafa bak lafa, gel yanıma.
yanıma uzanmış. Bana bak, seni öldürürüm var ya, öldürürüm. Meveş bırak, ne yapıyorsun? Ya hiçbir şey yok Özgür, şuna bak. Numara yapıyor, domuz gibi domuz. Özgür, bir şey söyle şu çatlak sevgiline. Kalkmak istemiyorum. Ya kalk dedim be. Ayağım, ayağımı kırdı bu kız. Dur, yavaş. Ay yeter Zarife teyze. Pardon Sultan. Daha şişirirsem odada adım atacak yer kalmayacak. İyi tamam tamam. Çok güzel oldu. Şimdi bana karpuz, kavun şöyle karışık bir tabak hazırla da getir hadi. Kavun karpuz mu? Hı. Ne yapacaksın ya kavun karpuzu? Muhittin'e mi yedireceksin? Aa, Muhittin kim ayol? Nişanlınmış ya. Ne münasebet. Benim nişanlım falan yok. Hadi bakayım çok konuşma. Karpuzumu getir benim hadi. İh yeter ama ya, ben nereden bulacağım kavun karpuzu? Merhaba Zarife Hanım. Çocuklardan memnun musunuz? Vallahi bilmem ki ne diyeyim. Evet hocam, hiçbir sorun yok. Her şey yolunda, merak etmeyin. Melih nerede? Zarife Hanım bir iki ihtiyacı vardı. Melih onları almaya gitti. Birazdan gelecek. İyi, iyi, aferin. Zarife Hanım sizden memnun kalmazsa olacakları biliyorsunuz. Yalnız Zarife Hanım, tahlilleriniz henüz çıkmadı. Bu gece bizim misafirimiz olacaksınız. Hatta yarın da muhtemelen buradasınız. Ne? Ben hayatımdan memnunum doktorcuğum. Gördün mü Ozan? Doktor bey ne derse o. Hava çok güzeldi Mert. Keşke biraz daha dolaşsaydık bahçede. Benim şimdi dersim var. Hem sen de dinlenmiş olursun. Tamam. Ama yine geleceksin değil mi? Gelirim. Hadi. Sen iyice dinlen. Görüşürüz. Görüşürüz. Gözde? Deniz? Niye ağlıyorsun sen? Yok, önemli bir şey yok. Bak Bahri ile konuşmaya geldim. İçeri girer söylerim dışarıda Deniz ağlıyor diye. Söylemeyin lütfen. Peki o zaman. Söyle bana. Mert'le mi ilgili? Tamam ya. Neden ya? Neden? Ben hiç mutlu olamayacak mıyım? Ne yaptım ben sana ya? Bitti işte ya. Bitti. Her şey bitti. Belasına! Bitti ya. Bitti. Senin bu kızın var ya, deli, zır deli. Yani şu zamazingo yüzünden kapıştınız değil mi? Ya ayıp Sunam ya. Kardeşin o senin. Onun gibi kardeş olmaz olsun. Ya ne var azıcık o da oynasa? Ay hiç yakıştıramıyorum sana ha. Nasıl ağlıyor? Hacer teyzeye adını verdim diye böyle ağlıyor. Okulda adı örgücülerin kızına çıkacak diye feryat ediyor Sabiha Hanım. Tamam ya. En iyisi her şeyi Özgür'e anlatmak. Evet benden duyarsa belki kimse bir şey söylemez. Ağlarım yalvarırım. Evet ya, söylemez. Söylemez. Sizin burada ne işiniz var? Gözde beni hatırlamıyor musun? Melih ben. Partide görmüştüm sizi.
Mert'le Deniz arkadaşım olduğunu söyledi ama hatırlamıyorum. Onlara Melih biliyor falan demişsin. Hatırlamışsın beni. Ya neden öyle söyledim bilmiyorum. Yok ya. Ben de yedim. Ne o Gözde Hanım? Yeni numaranız da bu mu? Öyle hastalık numarası falan. Ben yemem ama yemem. Ya siz benimle ne biçim konuşuyorsunuz? Hemen çıkın dışarı yoksa hemşireyi çağıracağım. İyi bakalım öyle olsun. Koca kafa. Gözde. Hatırlıyorsun işte. Bana bir tek sen koca kafa derdin. Deniz, kızım gerçekten anlatmak istemediğine emin misin? Anlatacak bir şey yok gerçekten. Tamam, peki sen bilirsin. Celal amca, size bir şey soracağım. Ama lütfen bana doğruyu söyleyin. Sor bakalım. Dün sizin evdeyken Berna teyzeyle bir konuşmanıza şahit oldum. Siz gerçekten boşanıyor musunuz? Baba.